Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle boğaz pastili yapacağız. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Boğaz pastili için gerekli malzemeler 2 su bardağı şeker kullanacağız. 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı dut şurubu, 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi, başka bir pekmez türü de olabilir, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı acı toz biber, şu şekilde 1 çay kaşığı tarçın ve 5 adet karanfil kullanılacak. Öncelikle şekeri suyu ekleyip iyice eritiyorum. Kadar da limon sıkacağım. Şeker eriyene kadar iyice çırpıp ocağa alacağız. Evet, iyice şekerimiz iyice eridi. Ocağın altını önce yüksekte açacağım. Kaynamaya başlayınca orta ateşe getireceğim. Kısık değil, orta ateş. Ve bu şekilde yoğunlaşıncaya kadar kaynatacağız. Evet, kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Orta ateşe getiriyoruz. Bu şekilde 20-25 dakika bakacağız. Hani tam olarak dakika veremeyeceğim size. Yoğunlaşınca onun bir testi var. Bir tabağın üzerine damlatıp bakacağız. Şimdi bir bekleyelim. Şöyle bir bardak altımız var. Bunu buzdolabına kaldırıyorum soğuması için. Birazdan test yapacağız bununla. Yaklaşık bir 15 dakika yakındır kaynatıyoruz. Dolaba bardak altı atmıştım, onu alıyorum, şöyle dibinden bir kaşık alıp atıyorum, aktarıyorum. Şimdi bunun esnek değil, cam gibi olması gerekiyor. Bakacağız, eğer cam gibi olmuşsa pastilimiz hazır demektir. Bir süre köşede tutup bekleyeceğim. Köpük köpük oldu. Şöyle bakın, belli, şekerleşti. Bu kadar yeterli. Daha fazla kaynatırsanız içerisindeki baharatlar yanabilir. Bütün emeğiniz boşa gider. Yağlı kağıdın altına su serptim. Böyle elimle zemini ıslatıp kağıdı yapıştırdım. Bu damlattığınız zaman kağıt buruşuk olduğu için tamamen o istediğiniz şeyi elde edemiyoruz. Bu şekilde yapıştırırsanız çok daha kolay olur. İşinizi kolaylaştırmış olursunuz. Şimdi alıyorum kaşıkla ve ufak ufak şöyle damlata damlata gidiyorum. Damlattım. Tamamen soyuncaya kadar, şeker haline gelinceye kadar bekliyoruz. Pastilimiz dondu. İçerisinde dut şurubu olduğu için şöyle bakın, harika bir renk aldı. Bordomsu. Şöyle. Şimdi bunların hepsini çıkarıyorum. Üzerine pudra şekeri serpeceğim ve bir kavanoza alacağım. Bunu iki şekilde tüketebiliriz. Birincisi ağzımıza alıp pastil gibi eriterek ağzımıza. İkincisi ise çay olarak tüketebiliriz. Şimdi çayı nasıl yapacağımızı da göstereceğim size. Su kaynattık. Şimdi çayın nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şöyle birkaç tane atıyoruz. 3 adet, 4 adet. İki dakikada çok pratik kış çayı hazırladık. Öyle şifa olsun herkese. Şimdi de pudra şekerimiz var. Pastillerin üzerine serpeceğim birbirine yapışmaması için. Her tarafına yaydırmaya çalıştım. Şimdi alıp kavanozuma aktarıyorum. Evet, boğaz pastilimiz ve kış çayımız hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.